Radyo Gazetesi. Sabah kahvesinin hemen sonrasında bu kez Radyo Gazetesi ile karşınızdayız. Stüdyomuzda Dışişleri Bakanı Sayın Özgür Nami var. Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazı konuşacağız. Bugünün gazetelerinde de ilk sıralardaydı Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'un açıklamaları da bugünün gazetelerinde yerini aldı. Birçok konu başlığı var konuşabileceğimiz. Sizden de dilerseniz 7468 SMS hattımız üzerinden Kanal Sim'in Facebook sayfasından soru ya da görüşlerinizi bizimle paylaşabileceksiniz. Her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz diyelim size. Öncelikle Sayın Bakan iyi günler, iyi sabahlar dileyelim. İyi sabahlar. Evet, Kıbrıs sorununu konuşacağız. Tabii ki Kıbrıs sorununda son yaşanan gelişmeler, Güney Kıbrıs'ın müzakere masasından kalkması, ortaya konan gerekçeler, daha sonra az önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin savaş gemilerinin burada oluşu, sismik araştırma amaçlı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'un açıklamaları gibi birçok gelişme yaşandı. Bulunacak doğalgaz Türkiye üzerinden mi, yoksa son gelişme gelişmelerle birlikte aslında Türkiye tamamen devre dışı bırakılıp Mısır üzerinden mi gidecek, birçok soru var. Ama ilk etapta Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'un açıklamalarıyla başlayalım sohbetimize. Diyor ki bir fırkateyn bir de denizaltı göndereceğiz biz de. Bir yandan da Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin burada oluşu. Yunanistan ve Türkiye'nin şu anki faaliyetleriyle ilgili önceliklerini söyleyeyim. Sonrasında neden şu an yaşanıyor bunlar? Biraz da bunu konuşalım. Daha önce de Türkiye'nin gemilerinin burada olduğu ama müzakere masasında bir ilerleme olduğu için Güney Kıbrıs'ın böyle bir adım atma kararı alamadığı, şu an zaten müzakere masasında bir ilerleme olmadığı için de çok fazla baskı görmeyeceği düşüncesiyle müzakere masasından kalkma kararı aldı şeklinde yorumlarda yapıldı. Önce Venizelos'un açıklamalarıyla başlayalım. Dilerseniz sonra diğer konulara da değineceğiz. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef bizim istencimizin dışında bölgede bir gerginlik artması var. Rum liderinin müzakere masasından kalkması bunu tetikledi. Bildiğiniz gibi bu doğalgaz konusu yıllardan beri gündemde olan bir konu. 2011'de bizim Türkiye ile yaptığımız iki tane anlaşma var. Bu konunun işte Rumların tek yanlı adımlarıyla ilerlemesine bir tepki olarak yapılan anlaşmalardı onlar. Belki yeri gelmişken bunu da ifade etmek de fayda var. İşte Cumhuriyetçi Türk Partisi o zaman karşıydı, şimdi bunu kullanarak pozisyon belirliyor gibi eleştiriler var. Bunlar hakkaniyete dayanan eleştiriler değil. Cumhuriyetçi Türk Partisi esasen o dönemde bu anlaşmanın Türkiye'de yapılış şekline karşı çıkmıştı. Dönemin başbakanı meclis kürsüsünden kendisinin dahi bu anlaşmanın içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etmişti. Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin öyle bir tavır belirlemesi doğaldı. Çünkü başbakan bile içeriğinden tamamen haberdar olmadığını söylüyorsa, bizim o anlaşmanın içinde hak ve çıkarlarımızın Kıbrıslı Türkler olarak tam olarak sağlandığından emin olduğumuzu ifade etmemiz mümkün değildi. Belki öyleydi, belki değildi ama bizim bunu bilmemiz mümkün değildi. CTP'nin o zaman koyduğu tavır bununla ilgiliydi. Şimdi gelinen noktada ise başka bir anlaşma, aynı günlerde imzalanan, bizim Kıbrıs'ın etrafında bulunan, ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerdeki doğal kaynakların bizim adımıza araştırılması için Türk Petrolleri anonim ortaklığına verdiğimiz bir yetki ve buna dayanarak işte bir sismik araştırma gemisinin oraya gideceğini uluslararası alanda Navtex diye bilinen bir ilanla duyurulması ve buna tepki olarak da Rum liderinin masadan kalkmasıyla oluşan bir durumla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Rum lider henüz daha oraya herhangi bir sismik araştırma gemisi veya herhangi bir donanmaya ait gemi gitmeden derhal masadan kalktı.
NAVTEX denen bu bildirim uluslararası bir bildirimdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınan bir ülke olmadığı için böyle bir bildirim yayınlatma yeteneğimiz yoktur. Bunu Türkiye'den talep etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de bunu yayınladı bizim talebimiz üzerinden. NAVTEX'in ilan edildiği bölge Türkiye'nin herhangi bir hak iddia ettiği bir bölge değil. Dolayısıyla Türkiye kendi hak ve çıkarlarını korumak için oraya gidiyor. Kıbrıslı Türkleri haklı ve çıkarlarını korumak için gittiğini söylemesi sadece göstermelik bir ifadedir. İfadeleri de gerçeği yansıtmamaktadır. O bölgede Türkiye'nin herhangi bir hak talebi de yok. Tamamen Kıbrıs'a ait olduğu bilinen ama Kıbrıs'a ait olduğu için hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı Rumların hakları olduğunu vurguladığımız, uzun yıllardan beri vurguladığımız bir bölge. Rum lider müzakere masasından kalktıktan sonra gelinen aşamada biz sismik araştırma gemisini o bölgeye sevk ettik. O bölgenin dışında uluslararası sular var. O uluslararası sularda çeşitli ülkelerin savaş gemileri zaten dolaşıyor, seyrediyor. Türkiye'nin savaş gemileri de orada çeşitli dönemlerde devriye görevlerini yapıyorlar. Bölgede biliyorsunuz çeşitli güvenlik tehditleri var. Diğer ülkelerin olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti donanmasının da gemileri orada. Bir gemi Barbaros Hayrettin Paşa bu sismik araştırma gemisini daha yakın bir şekilde takip ediyor ama uluslararası sularda. Yani işte Kıbrıs'a ait karasularına veyahut da münhasır ekonomik bölgelere vesaire girmiş değil. Uluslararası sularda yapılan faaliyetleri uzaktan takip ediyor ve tabii ki sismik araştırma gemisinin de güvenliğini temin ediyor. Bu yapılan çalışmanın, bu sismik araştırmanın Rum tarafının bu uluslararası şirketlerle veya İtalyan Eni şirketiyle yaptığı çalışmaları engelleyen herhangi bir boyutu yoktur. Onlara oluşturduğu herhangi bir güvenlik tehdidi de bulunmamaktadır. Birbirlerinden oldukça uzaktadırlar. Dolayısıyla Rum tarafının bu konuda böyle büyük bir gerginlik havası yaratması, Yunanistan'a gitmesi, Yunanistan'ın denizaltı veya gemi göndermesi aslında gerginliği arttırmaktan başka herhangi bir amaca hizmet etmemektedir. Çünkü bizim Rum tarafının diğer ülkelerle yaptıkları çalışmalara yönelik herhangi bir engelleme çalışmamız olmadığı gibi herhangi bir tehdit oluşturma unsuru da yoktur. Dolayısıyla hangi gerekçeyle, hangi amaçla oraya Yunanistan şimdi gemi gönderecek bunu açıklamak zorundadırlar. Çünkü eskiden böyle bir güvenlik ihtiyacı hissediyorlarsaydı yaptıkları çalışma neden daha önce orada Yunanistan'la birlikte bu adımı atmadılar? Bu doğrudan doğruya demek ki bizim oraya gönderdiğimiz gemiye yönelik bir hareket olarak algılanmalı. Umarım bizim gösterdiğimiz itinayı, gerginlik artmaması için kendileri de gösterirler. Aslında tabii başından Rum tarafının güneyin Yunanistan'la birlikte yaptığı kurgu çok yanlıştır. Bu adımları tek taraflı atmalarının gerginliğe neden olacağı uzun yıllardan beri kendilerine ifade ediliyordu. İki yol önerilmişti. Ya gelin kapsamlı çözüm çalışmalarını hızlandıralım. Federal Kıbrıs'ı barış içerisinde süratle oluşturalım. Zaten bugüne kadar yapılan çalışmalarda Kıbrıs'a ait doğal kaynakların federal hükümet tarafından kullanılacağını karara bağladık. Bunun federal hükümet ve kurucu devletler arasında nasıl paylaşılacağını da ekonomi çalışma grubunda belirledik. Gelin bunları hayata geçirelim kapsamlı çözüm yoluyla dedik. Eğer bu beklediğimizden daha uzun bir zaman alacaksa o zaman bir model çerçevesinde bu doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanmasının yollarını üretelim ve şimdiden bunu bir nevi güven artırıcı önlem gibi de düşünebilirsiniz. Hayata geçirelim dedik. Her iki öneriye de Rum tarafı maalesef olumsuz yanıt verdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yegane meşru hükümeti kendilerinin olduğunu, dünyanın onları tanıdığını, dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait tüm egemenlik haklarını kullanma yetkisinin sadece ve sadece onlarda olduğunu ve uluslararası hukukun kendi yanlarında olduğunu, bu adımları da atmaktan imtina etmeyeceklerini söylediler.
Ve daha da ötesi, bu konunun müzakere masasında tartışılmasını dahi reddettiler. İzin vermediler. Ama ne acıdır ki müzakere masasında konuşulmasına izin vermedikleri bir konuyu gerekçe göstererek müzakere masasını da terk ettiler. Yani Türkiye bu noktada Güney Kıbrıs için yapılan çalışmalar için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Hiçbir şekilde. Diyorsunuz. Peki nasıl bir gerekçeyle müzakere masasından kalkındığına bakacak olursak Türkiye'nin çalışmaları gerekçe olarak gösterildi. Esas gerekçe nedir sizce? Müzakere masasında ilerleme olmadı, hep konuşuldu. Dolayısıyla bu Güney Kıbrıs'ın böyle bir adım atmasından ne kadar etkili oldu? Çok fazla baskı görmeyeceğini biliyordu aslında Güney Kıbrıs, yorumları yapıldı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde de aslında Türkiye'ye yönelik bu noktada eleştiriler var atılan bu adımla ilgili olarak. Hem neden şimdi diyelim, neden Güney Kıbrıs müzakere masasında ilerleme olmadığı için mi bu kadar rahat davranabildi? Bunu soralım size. Hem de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç bildirgesini de yorumlamanızı rica edelim. Şimdi konuları çok net bir şekilde konuşmamızda fayda var. Rum tarafı, az önce de ifade ettiğim gibi, Türk tarafının oraya herhangi bir gemi göndermesinden daha önce sadece bu Navtex bildiriminin yaptığı noktada müzakere masasından kalktı. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektupla bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdıkları mektubun içerisinde savaş gemileri vesairenin hiçbir ifadesi yok, bulunmuyor. Herhangi bir gerginlik ifadesi de bulunmuyor. Bütün argümanlarını tamamen kendi egemenlik haklarının ihlaline getirip dayandırıyorlar. Yani diyorlar ki münhasır ekonomik bölgeler ülkelerin egemenlik alanlarıdır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta yegane egemen devlet de Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Bizden izin alınmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim egemenlik alanımız altında olan bir bölge için Navtex yayınlanması Türkiye'nin bizim egemenlik haklarımıza saygı duymadığını gösterir. Böyle bir ortamda da Kıbrıs'ı Türklerle müzakere yapmayız dediler. Dolayısıyla olaya hiçbir aslında tehditle veya kendi yaptıkları çalışmanın engellenmesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Konuyu tamamen Rum tarafı egemenliklerine saygı duyulmaması konusuna indirgediler. Buradan baktığınızda zaten Kıbrıs sorununun özüne getiriyor bu sizi. Yani biz Rum tarafının adanın tamamı için egemenlik hakkı iddiasında bulunamayacağını iddia ediyoruz. Kıbrıs sorununun özü bu. Aslına baktığınızda adanın kuzeyinde yaptığımız her şey, KKTC'nin ilanı, havalimanlarımızın kullanımı ve daha birçok konu onların gözüyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının ihlalidir. Böyle bir mantıkla yola çıkacaksanız aslında müzakere masasının hiçbir zaman kurulamaması gerekirdi. Dolayısıyla bu argümanı mantıklı, geçerli bir argüman olarak kabul etmek mümkün değil. O zaman bunun anlamı ne? Demek ki bir mazeret arıyordu Rum lider müzakere masasından kalkmak için. Peki bu mazereti biz mi yarattık kendilerine? Biz mi elimizle verdik? Madem bunun için bir fırsat oluyordu. Fakat kendi yine ifadesi, bu kriz olmasaydı başka bir vesileyle zaten bu müzakere süreci kopacaktı diye kendisi basına açıkladı. Sürecin genel trendine baktığınızda ta en başında lider seçilir seçilmez Rum lider kendisinin müzakerelerin başında olmayacağını, ulusal konsey vasıtasıyla farklı bir müzakereci atayacağını söyledi. İlk zaten isteksizlik işaretini orada verdi. Maalesef Türk tarafı da büyük bir hata yaptı ve o zaman Sayın Cumhurbaşkanı da bir müzakereci sıfatıyla bir arkadaşımızı atadı orada ve müzakereler liderler seviyesinden müzakereci seviyesine indirgenmiş oldu. İkinci büyük darbeyi nerede verdi? Müzakere masasına oturmak için ön şartlar ortaya koydu. Maraş'ın iadesi, AB temsilcisinin bulunması, Türkiye'nin AB protokol, Ankara protokolünün uygulaması gibi vesaire. Bunların ortadan kaldırılması için ön şartların uzun bir süreç geçti. Neticesi de ortak açıklama metni oldu.
Bu geride kaldı. Tam müzakereler çok güzel bir ortak açıklamayla başlayacak, devam edecek derken geçmiş yakınlaşmaları kabul etmeyeceğini ifade etti. Sayın Talat ve Sayın Hristo Fias arasında sağlanan yakınlaşmalara. Ki bunu kabul etmemek demek müzakere sürecini tekrar sıfır noktasına çekmek anlamı taşıyordu. Biz bütün bunları yan yana koyarak uluslararası camiaya çağrıda bulunduk. Dedik ki Rum liderin bu tavırları ile mücadele görevi sadece Türklere ait olamaz. Kıbrıs Türk tarafına ait olamaz. Bu konuda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili tüm aktörlerin sorumluluğu vardır. Rum liderlerin müzakere masasından kendini uzaklaştırmasına izin vermeyin. Rum liderin geçmiş yakınlaşmaları elinin tersiyle itmesine izin vermeyin. Bu tip davranışlara göz yummanız ileride daha uç, daha uzlaşmaz tavırların da gündeme gelmesine sebep olacak ve onunla mücadele etmek daha zor olacak dedik. Maalesef bu ikazlarımız dikkate alınmadı. Tarama süreci diye bir süreç ilan edildi. Öyle bir şey yapılmadı. Özlü müzakere süreci diye bir süreç ilan edildi. Yine orada bir şey yapılmadı. Sadece yapılan fikir alışverişi oldu. Ha, Türk tarafının bir hatası bugünle ilgili olarak, gelen noktayla ilgili olarak belki şu işaret edilebilir. Keşke Rum lider ilk başta geçmiş yakınlaşmaları kabul etmeyeceğini ifade ettiğinde o zaman daha sert bir tepki konsaydı. Dönüşümlü başkanlığı reddeden kağıtlar öne sürdüğünde, güven arttırıcı önlemlerin ilk maddesi olarak Türkiye'nin Ankara protokolünün uygulamasını talep ettiğinde bu kağıtları daha sert bir dille reddetseydik, Birleşmiş Milletleri derhal göreve davet etseydik, Amerika Birleşik Devletleri'ni sevk etseydik, daha büyük bir tepki koysaydık, belki o zaman böyle bir masadan kalkma cüretini gösteremezdi. Ama bu tartışma konusudur. Olabilirdi, olmayabilirdi. Fakat yani bunun yapılmamış olması dahi müzakere masasından kalkmasını asla ve katliyen haklı çıkarmaz. Türk tarafı iyi niyetle veyahut da bir anlayışla, adını ne koyarsanız koyun, devam etmiş olabilir müzakere masası bozulmasın diye. Böyle yapması, böyle Rum liderin müzakere masasından kalkmasını asla haklı çıkarmaz. Avrupa Birliği'ni sordunuz. Avrupa Birliği ile sürekli temas içerisindeyiz. Hem kurum olarak AB ile hem de önemli üye ülkelerle, Almanya ile olsun, İsveç ile olsun, İngiltere ile, Fransa ile, bunları yerlerinde gittik, izah ettik buradaki büyükelçileriyle. Onlar da konuyu aslında çok iyi bilmelerine rağmen üye ülke olduğu için daima Rumlardan taraf bildiriler yayınlamanın ötesinde bir noktaya gidemiyorlar. Onlar bilmiyorlar mı? Adanın tamamının egemenliğini kullanacak tek bir ülke olmadığını. Onlar bilmiyorlar mı? Bahse konu parselde Türkiye'nin herhangi bir hak iddiası bulunmadığını ve Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için orada bir adım atıldığını gayet iyi biliyorlar. Ama buna rağmen Kıbrıs'ın egemenliğine herkes saygı duysun. Üye olmak isteyen tüm ülkeler üye ülkeleri tanımak zorundadır vesaire gibi 10 yıldır tekrar ettikleri ezberi tekrar etmekten öteye geçemeyen kısır bir siyaset içerisindeler. Ve bu son derece acı vericidir. Zaten bununla ilgili de bir bildiri yayınladık biz, eleştirdik ve dedik ki eğer yapıcı bir katkıda bulunmak istiyorsanız artık bu eski ezberlerinizden vazgeçin, adadaki gerçeklerle daha uyumlu bir tavır sergileyin. Her iki tarafa, ki her iki taraf da Avrupa Birliği'nin madem üyeliğine alındı, eşit davranın. Eğer bunlar gerçekleşmezse, çok üzülerek söylüyorum, Rum liderin davranışlarının değişeceğine dair şu anda herhangi bir işaret, emare elimizde bulunmamaktadır. Biz bunun olması için elimizden gelen çabaları elbette bıkmadan, usanmadan devam ettireceğiz. Çünkü bizim ihtiyacımız olan kapsamlı bir çözümdür. Eski krizleri aştık. Oralardan nasıl aşılacağına dair tecrübe birikimimiz var. Onların hepsini şu anda devreye sokuyoruz. Türkiye'nin tabii ki etkin çalışmaları var. Umarım Rum lideri bir şekilde tekrar müzakere masasına dönmekle ilgili herkesin işbirliği faydalı bir sonuç üretir. Ama dediğim gibi kararı onun vermesi lazım. Onun bir siyasi irade koyarak artık müzakere masasına
geri dönmesi lazım. Bir geri adım atılır mı, mümkün müdür? Hem Türkiye açısından hem de Güney Kıbrıs'ı açısından herhangi bir geri adım Güney Kıbrıs tek şart olarak bunu ortaya koyuyor. Gene konuyu böyle işte Türkiye ile Rum tarafının geri adım. Öyle bir durum yok. Türkiye bizim talebimiz üzerine oraya bir sismik araştırma gemisi gönderdi. Dolayısıyla bir karar alacaksak burada biz alacağız. Sismik araştırma gemisi bizim hak iddia ettiğimiz bölgede bizim için araştırma yapıyor. Bu sorun Türkiye ile Rum tarafı arasında bir sorun değil. Sorun Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında bir sorun. Rum liderle Türk lider arasında bir sorun. Müzakere masasından Rum liderin kalkmasıyla ilgili bir sorun. Dolayısıyla biz orada Aralık ayının sonuna kadar sismik araştırma yapacağımızı ifade ettik. Onlar da İtalyan şirketiyle aynı bölgede sondaj faaliyetleri yapacaklarını ilan ettiler. Şimdi eğer müzakere masasından kalkmasına sebep olan gerçek konunun bu olduğunu varsayarsak ve aslında bunun bir mazeret olmadığını iyi niyetle kabul edersek, o zaman her iki tarafta bu çalışmalarını aynı anda eş zamanlı bir şekilde durdurur ve müzakere masası tekrar başlar. Kimse bize şunu söylemesin, Rumların durdurmasına gerek yok. Çünkü onlar dünyanın tanıdığı devlettir. İstediklerini yaparlar. Kıbrıslı Türkler geri adım atsın. Böyle bir dinamik oluşturduğumuz anda zaten müzakereler başlasa bile sonuç vermesi imkansız hale gelir. Çünkü Rum liderin uzlaşmaz tavrını beslemiş olursunuz. Böyle bir tavır içerisine girmek yapabileceğimiz en hatalı yaklaşım olur. O zihniyetle zaten siz müzakere masasında ne dönüşümlü başkanlığı halledebilirsiniz, ne siyasi eşitliğin hayata geçmesi için gereken unsurları bulabilirsiniz, ne AB içerisindeki etkin fiili katılımınızı, hiçbir konuyu öyle bir zihniyetle müzakere masasında çözemezsiniz. Mümkün değil. Kendini yegane egemen güç olarak, dominant güç olarak gördüğü sürece ve sizin buna boyun eğeceğinizi hissettiği sürece müzakere masasında diğer konularda sizin istediğiniz dengelere gelmesi mümkün değil. Kaldı ki geçmiş yakınlaşmaları, ki bu dengelerle ilgiliydi bu yakınlaşmalar, asla kabul edilemez olarak ilan ediyor sürekli olarak. Yazılı olarak bunu kendi web sitesinde ilan edecek kadar ileriye gidiyor. Onun için Rum liderin gerçekten kendi tarafındaki siyasi partilerle de durup bir durum değerlendirmesini baştan yapmaları lazım. Bizimle bir güç oyununa girmeye kalktı. Bir tepki vermeyeceğimizi belki düşündü. Yanlış bir hesap yaptı. Bu yanlış hesap Bağdat'tan döner derler. Onun için bu yanlış hesap döndü. Beklediği uluslararası desteği de bulmadı aslında. Yani AB Konseyi'nin 10 yıldır söylemekte olduğu ifadeleri bir bildiriyle tekrar etmesi Rum tarafına ne getirdi? Yani 10 yıldır bunları söylüyorlardı zaten. Türkiye Rum tarafını tanısın, Türkiye limanlarını açsın vesaire vesaire vesaire. Olmadı, olmayacak da. Yani bunları tekrar bir bildiriyle ifade etmeleri belki bir gün basında yayınlandı. Bundan bir haz aldılar, bir tatmin aldılar. Ama fiiliyatta Kıbrıs sorunu hala daha bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam ettiği sürece de beraberinde getirdiği sorunlar ve potansiyel krizler de bizde olmaya devam ediyor. Onun için serin kanlı davranması lazım herkesin. Devlet adamlığını ortaya koyması lazım. Bizim birbirimizle bir sürü problemlerimiz var. Bizim de Rum tarafının hareketleriyle ilgili çok sıkıntılarımız var. Ama bunları yarattıkları platformda çözmeye çalışıyoruz. Avrupa Parlamentosu'nda temsiliyetimizi engellemek için her türlü çabayı sarf ediyorlar. Bu benim demokratik hakkım değil mi? Avrupalı Kıbrıslı Türkler olarak. Bunu mazeret gösterip müzakere masasından mı kalktık biz? Hayır. Ne yaptık? Avrupa Parlamentosu çatısı altında mücadelemizi devam ettiriyoruz. Avrupa Birliği'nin kendi tüzüğü var. Doğrudan ticaret tüzüğü. Bunu engelleyen kim? Onaylanmasını. Rum tarafı. Biz şimdi bunu gerekçe göstererek müzakere masasından kalktık mı? Egemenlik hakkımız değil, yaşam hakkımızı elimizden almaya çalışıyorsun. Ekonomik gelişme hakkımızı elimizden almaya çalışıyorsun. Bunu yapamazsın. Sen bu zihniyetteyken ben seninle müzakere edemem deyip müzakere masasından mı kalktık biz? Ya da spor kulüplerimizin spor yapmasını engellemeye çalışıyor. Bu insanlık hakkıdır. İnsan haklarıdır. Bunu engellemeye çalışıyorsun. Ben böyle bir zihniyetle müzakere etmem, benim insan haklarıma tecavüz ediyorsun deyip
müzakere masasını mı terk ettik biz? Hayır. Onları da ilgili kurumlarının altında verdiğiniz diplomatik mücadelelerle halletmeye çalışıyoruz. Bütün bu mücadeleleri devam ettirirken müzakere masasını da canlı tutmaya çalışıyoruz. Oradaki yakınlaşmaları göz bebeğimiz gibi korumaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aslında soruların hepsinin çözümü anası kapsamlı çözüm noktasına gelip dayandırıyor bizi. Onun için yani gerçekten kendini Kıbrıslı gibi hisseden, bu adanın birleşmesini isteyen, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında gerginlik değil, barış rüzgarlarının esmesini isteyen bir lider asla ve katliyen müzakere masasını terk etmez. Ama Anastasiadis bunu yaptı. Peki İngiltere Başbakanı'nın açıklamaları da yine Kıbrıs Rum basınında fazlasıyla yer buldu ve bu noktada tepki de gösterildi. Bir anlaşma olmadan nasıl ekonomik bölge nasıl olur şeklinde bir açıklaması var İngiltere Başbakanı Cameron'ın. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, yani şimdi ne oldu? Bu açıklaması bizi sevindirdi. Merkel'in bir açıklaması Rum'u sevindirdi. Bizim verdiğimiz mesaj budur işte. Bırakalım Kıbrıslılar olarak yabancıların verdikleri bu mesajlara sarılmaktan, bunlara can simidi gibi görmekten vazgeçelim. Ben ne sevindim ne üzüldüm bu İngiliz Başbakanı'nın yaptığı açıklama. Çünkü yarın başka bir açıklama yapar. Bizim hiç hoşumuza gitmez. Nitekim yapmışlardı da zaten. Herkes Rumların egemenlik hakkına sahip olsun diye vesaire. Yani bunlardan böyle bir şey fayda vesaire elde edeceğimizi düşünmek bence hiç gerçekçi bir yaklaşım değil. Bizim birbirimize yardımcı olmamız lazım. Bazen birileri Türklerin bazen de Rumların hoşuna giden beyanatlar verebilir. Birilerinin kulaklarına bir şeyler fısıldıyor olabilir. Maharet bu 50 yıldan sonra artık bundan gereken dersi çıkarmaktır. Bunlara kulak vermemesi lazım Kıbrıslı liderlerin, Türk ve Rum. Bizim kendi halklarımızı düşünmemiz lazım. Adanın birleşmesini, federal yapının oluşmasını, bu Kıbrıs sorununun artık bitmesini hedefleyerek herkese teşekkür ederiz fikrinizi bizimle paylaştığınız için, ama bizim şu anda tarihi bir projemiz var. Bunu başarıya ulaştırmak için ben muhatabımın da hak ve çıkarlarını düşüneceğim. Dengeli bir anlaşma için onlarla müzakere masasında ter dökeceğim ve bunu halledeceğim demesi lazım. Rum lider maalesef şu anda bunu yapmak yerine işte yine basından takip ediyorsunuz, gidiyor şu anda Mısır'la, İsrail'le vesaireyle ittifaklar oluşturup da Türkiye'ye baskı kurma, AB'den bildiri yayınlatma, Amerikan Başkan Yardımcısıyla dostluk ilişkilerini devreye koyup işte Sayın Erdoğan üzerine baskı kurma falan gibi böyle taktiksel oyunlar içerisinde. Geçti bunlar artık. Bunlar geride kaldı. Muazzam bir muktesebat var elimizde. Konular tartışıldı, ortak açıklamalar yapıldı, federal yapı gayet güzel bir şekilde tarif edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri artık nihai bir çabadan söz eder duruma geldi. Bütün bunlar varken bu işi bitirmek yerine geçmiş böyle dönemleri anımsatacak yabancılarla ittifaklar konuşturmak, ortaklık kurmaya çalıştığınız tarafa karşı. Ben sizi böyle görürken nasıl bir ortaklık kuracağım? Bunu kendi kendisine sormuyor mu bu Rum lider? Gerçekten hayret vericidir. Bakın mesela Hristofias, onunla ilgili birçok şikayetimiz vardı. Yeterince cesaret gösteremiyor, hızlı davranmıyor vesaire. Ama bu konularda sizin de ifade ettiğiniz gibi o dönemlerde gayet böyle bir öz disiplinli davranmıştı. Bu meselelerin müzakere masasını etkilemesine izin vermemişti. Ama Anastasiadis farklı bir profil çiziyor. Ve bakın farklı bir profil çizdiği anda geçmişte sıkıntı yaratmayan bu konular şimdi muazzam krizlere dönüşüyor. Evet, peki nasıl müzakere masasına tekrardan dönülecek? Bunu soralım. Cumhurbaşkanlığıyla bu noktada var mı bir görüşmeniz? Bunu da soralım. Yeni bir müzakereci var artık. Sayın Ergün Olgun müzakereci. Dolayısıyla bu krizin nasıl aşılacağıyla ilgili, evet, hem kuzeyin hem güneyin bu noktada adım atması önemli. Tek taraflı değil. Ama herhangi bir çalışma var mı bu yönde? Bunu soralım size. Çalışma şu şekilde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanı, biliyorsunuz, Ankara'yı ziyaret etti. İşte Atina'yı şimdi de Lefkoşa'ya gelecek. Biz onun çalışmalarına tam destek veriyoruz. İrtibat kanalları açıktır. Müzakere masasında olduğumuzu söylüyoruz.
BM bir davet yapmıştı. Türk tarafı kabul etti, Rum tarafı reddetti. Dolayısıyla Rum tarafı bu kabul, daveti kabul ettiğini söylediği anda biz tekrar müzakerelere kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğumuzu ısrarla söylüyoruz. Geçmiş yakınlaşmalara saygı duyulması gerektiğini ifade ediyoruz. Disiplin altına alınmış sonuç alıcı müzakerelere hazır olduğumuzu söylüyoruz. Eğer Rum lider bu bölgeyle ilgili kendi başlattığı adımlara bir ara verirse benzer bir iyi niyet jestini tabii ki Türk tarafı da gösterir. Buna hazır olduğumuzu da söylüyoruz. Bu tabii bir süreç. Bakalım Aydan'ın bu temasları bizi nasıl bir noktaya götürecek. Açıkçası Rum tarafından bu yönde çok da olumlu mesajlar geldiğini söylemek pek mümkün değil. Diğer taraftan beklediği desteği görmemiş olması onlarda da bazı sorgulamalara sebep oldu diye hissediyorum. Müzakere masasından uzun süre kalkmak isteyeceklerini sanmıyorum. Çünkü nihai tahlilde bu durum bu konunun daha çok değişik merkezlerde tartışılmasını gerektirir. Ve herkes tamam Türkiye ile Türk tarafıyla fikir ayrılıkları olabilir ama bunu çözmenin yolu müzakere masasıdır mesajını verecektir kendisine ki vermeye başladılar. Onun için bir şekilde o da müzakere masasına geri dönmek için bir çaba içerisine girecektir yakında diye düşünüyorum. Var mıdır bir başka yol izlenebilecek Güney Kıbrıs'ın müzakere masasına dönmemesi durumunda? Eğer Güney Kıbrıs müzakere masasına dönmezse kendi yolumuza bakarız şeklinde örneğin Cumhurbaşkanlığından gelen açıklama var. Var mıdır başka bir seçenek müzakere masasına dönmekten başka? Yani bakın müzakere masasının geçmişte de böyle tökezlediği, koptuğu dönemler oldu. Burada ifade edilen şey nedir? Yani müzakere masası koparsa, çökerse biz işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni geliştirmek için, tanıtmak için, dış temaslarını arttırmak için çalışmalarımıza arttırarak devam ederiz. Odak noktamız oraya doğru dönmeye başlar. Tercihimiz bu değil. Elbette kapsamlı çözümdür tercihimiz. Çünkü uluslararası alanda mücadeleleri veren insanlar olarak hepimiz de çok iyi farkındayız ki Kıbrıs sorunu devam ettiği sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıslı Türklerin ekonomik potansiyelini tam olarak değerlendirmeleri, sosyal kültürel ilişkilerini tam olarak geliştirmeleri her zaman çok çok zor şartlar altında olacak. Büyük engellemelere tabi olacak. Onun için işte kolaylıkla madem bu olmuyor biz de bu senaryoyu devreye koyarız diyecek noktada değiliz. Bu çok zor bir ortam olur bizim için. Elbette işin doğrusu kapsamlı çözüm müzakerelerinin tekrar başlatılması ve başarıyla sonuçlanmasıdır. Yani şunu da unutmamak gerekir. Yani kapsamlı çözüm müzakereleri amaç değil araçtır. Amaç çözümün kendisidir. Haklarımızın teslim edildiği dengeli bir federal yapının ortaya çıkmasıdır. Şimdi bu yapının çıkacağı bir kurgu bizim hedefimiz olması lazım. Yoksa sırf müzakere masasına tekrar kuralım diye Rumların uzlaşmaz tavırlarını körükleyecek bir modaliteyle müzakere masasına dönersek müzakereleri tekrar başlatmış oluruz. Ama sonuç vermesini başından engellemiş oluruz. Başarısızlığı garantilemiş bir şekilde müzakere masasına otururuz ki bu da bizi gerçekten çok istenmedik noktalara sürükler. Onun için şimdi yapılması gereken dediğim gibi serin kanlı durmak, müzakere masasını BM Genel Sekreterinin de söylediği gibi, ortak açıklamada da ifade edildiği gibi sonuç alıcı şekilde uygulanmasını teminen çalışmaktır. Hı hı. İki devletli çözüm ya da fırsat penceresinin sonsuza kadar açık kalamayacağı yönünde gelen açıklamalar da var. Bu şekilde yansıyor gazetelere, Türkiye yetkililerinden gelen açıklamalar. Bu AİD'nin temasları oldukça önemli, orada verilen mesajlar. Nasıl yorumlarsınız? Vallahi bu mesajları sadece Türkiye vermiyor. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kendi bunun ilahi nihaya devam edemeyecek bir süreç olduğunu, bu müzakereleri sürekli devam ettiremeyeceğimizi kendi söylüyor zaten. Açıklamaları var bu yönde. Kendisiyle yapılan toplantılarda
bunun nihai bir çaba olduğunu ve bu çabanın zaman dilimi belirlenmiş bir şekilde ortaya konacağını, çok önemli bir fırsat penceresinin önümüzde olduğunu, bunun kaybedilmemesi gerektiğini Birleşmiş Milletler kendi zaten söylüyor. Benzer açıklamaları ABD yetkililerinden, İngiliz yetkililerden veya AB yetkililerinden de duyuyoruz. Onun için bu fırsat pencereleri önemlidir. Bölgeye baktığınızda çok tehlikeli bir dönemden geçtiği ortada. Kıbrıs sorununun çözümü, Batı'nın bu sıkıntılarla, başarıyla mücadele etmesinin de kilit taşıdır. Bunun da herkes farkında. Bundan faydalanmak lazım. Yoksa bakın, bir Annan planı, fırsat penceresi yok muydu? Vardı. O fırsat penceresini kaybetmemiz, bakın 10 yıla bize mal oldu ve hala daha tam olarak toparlayamadık durumu. Onun için bu fırsat pencerelerini gerçekten küçümsememek lazım. Ve her kaçırılan fırsat penceresi bir sonrakini daha çok zorlaştırıyor. Herhangi bir tavır farkı var mıdır Türkiye'nin bu noktada? Bunu soralım size Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak. Şu anki hükümet, bugüne kadarki hükümetler içinde Kıbrıs sorununun çözümüne en yakın duran hükümet olarak gösterildi. Bunun dışında evet Kıbrıslılar bulacak çözümü ama günün sonunda Türkiye'nin, Yunanistan'ın garantörleri konumu da önemli Kıbrıs müzakere sürecinde. Öncelik biziz diyorsunuz bugüne kadar, şu ana kadar vurguladığınız tüm konularda da bunun özellikle altını çizdiniz ama var mıdır? Türkiye'nin tavrında bir değişiklik var mıdır? Ne söyleyebilirsiniz görüşmeleriniz çerçevesinde? Bakın, Türkiye Rum tarafıyla ilan ettiğimiz bütün ortak açıklamalara tam destek verdi. Oluşturduğumuz bütün yakınlaşma kağıtlarına tam destek verdi. Şu anda hem ortak açıklamaya hem geçmiş yakınlaşmalara sadık kalınması için verdiğimiz mücadeleye tam destek veriyor. Rum lideri müzakere masasından kalkmasına büyük tepki koydu. Müzakerenin derhal başlamasını ve bitmesini istiyoruz diyor. Fakat Rum lider sürekli böyle müzakere masasından kaçtığı sürece Türkiye ne yapsın? Daha ne yapabilir yani? Gelip müzakereleri bizim adımıza mı yürütecek? Ne yapacak? Onların da dünya kadar başka başka sıkıntıları var. Yani şu anda bir fark görüyorsam eğer 6-7 ay öncesinden bugüne baktığımızda, konjektür o kadar hızlı değişiyor ki Rum liderinin de bu tavrı, onlar da çözüme olan, yani kısa sürede bir çözüme, çözüm geleceğine dair inancı azalttı ve dikkatlerini başka konulara verdiler. İşte bir IŞİD konusudur, Suriye, Irak konularıdır, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarıdır. Bölgede şu anda Rus uçakları filolar şeklinde uçmaya başladı. Oradan gelen tehdittir, İran'la olan durumlardır, Amerika ile bir sürü konunun koordine edilmesidir vesaire gibi konular. Yani Kıbrıs meselesiyle ilgili bütün bu konulardan dikkatlerini çekip de yoğunlaştıracakları bir günden maalesef elimizden kaçtı. Diyorlar ki biz sizi tam destekliyoruz. Ortak açıklamada belirttiğiniz gibi Türklerden ve Rumlardan eşit şekilde kaynaklanan, tek egemenliği olan, tek uluslararası kimliği, tek vatandaşlığı olan, iki eşit kurucu devleti olan, bir tarafın ötekine tahakküm kuramayacağı federal bir yapının oluşması için her türlü desteğimiz sizinle. Buna destek vermek için Sayın Davutoğlu kalkıp bizzat buraya gelmedi mi? Geldi. Yani başka ne yapabilir? Biz kendilerine dedik, Rumlar bu doğalgazla ilgili tek yanlı adımlar atıyorlar. Bu kozu tek yanlı ceplerine koymaları müzakere masasında onları daha da uzlaşmaz yapar. Acaba el birliğiyle buna nasıl karşı koyabiliriz? Onun da formüllerini bizimle ürettiler. Bu noktada inanın, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, ya Türkiye şu konuda yanlış yapıyor, şöyle yapsaydı o zaman durum böyle olurdu diyecek bir noktada değil Kıbrıs Türk tarafı şu anda. Gayet sağlıklı bir istişaremiz, koordinemiz var. Atılan adımları da birlikte atıyoruz. Rum tarafının bizim bir zafiyet içerisinde olduğumuz intibasına kapılmamaları ve bundan da bir avantaj elde edeceklerini düşünmemeleri için başka projeler gerçekleştiriliyor. İşte ekonomiyi bir noktadan bir noktaya getirmek için, Türkiye'den buraya su getirmek için vesaire. Bunlar da yapılıyor. Onun için
Yani Rum tarafının bütün bunları iyi bir şekilde analiz etmesi lazım. Neticede, nihai tahlilde bölgenin en büyük gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu belli. Yani bunu herhangi bir işte farklı bir noktada değerlendirmeye gerek yok. Baktığınızda objektif bir şekilde bu böyledir. Etkindir, güçlüdür. Ekonomik gücü de vardır, askeri gücü de vardır. Sizin Rum tarafı olarak, yani işte Kıbrıslı Türkleri de bypass ederek Türkiye ile bir bilek güreşine girmeniz, bu konuda da büyük devletlerle çeşitli ilişkiler kurup da bunlardan nemalanmaya çalışmanız komik oluyor. Geçenlerde Rum tarafında yayınlanan İngilizce bir gazete var, Cyprus Mail. Kendini aslan zanneden sivrisineğiz biz dedi Cyprus Mail kendileri için. Yani kendi kendilerini bu duruma düşürmemeleri lazım. Yani Rum liderin bu konuda gerçekten ayaklarının artık böyle stratosferden aşağı inip yeryüzüne basması gerekir diye düşünüyorum. Peki bir izleyenimiz yine aynı konuya döndürüyor bizi ve doğal gaz Türkiye üzerinden taşınmayacak, bu mı ve bu nasıl bir etki yapar? Yani bunların kararları henüz daha verilmedi. Zaten Rumların şu anda yaptıkları işte bir sondajdır. Fiilen o parselde ne kadar doğal gaz var? Daha bunların bile belirlenmediği bir ortamdayız. Bizim tezimiz çok nettir ki bunu destekleyen birçok veri vardır. En ucuz, en hızlı, en az riskli yol bu kaynakların Türkler ve Rumlar tarafından müştereken çıkarılması, Kıbrıs üzerinden bir boru hattıyla Türkiye'deki altyapıya bağlanması ve onun üzerinden de Avrupa'ya sevkinin, satışının sağlanmasıdır. Yani bu çok net bir şekilde haritaya da baktığınızda görülüyor. Alternatif metotlar yok mudur? Vardır. İşte İsrail'e bağlarsınız, Mısır'a bağlarsınız, yok Mısır'da atıl durumda olan gaz sıvılaştırma tesislerini devreye koymaya çalışırsınız vesaire. Yunanistan'a bir boru hattı döşemeye kalkarsınız. Ama birine 2 milyar dolar harcayacakken ötekine 20 milyar dolar harcayarak bunu yaparsınız. Bunun ekonomik bir mantığı olmaz ama siyasi mantığı olabilir. Dersiniz ki ben bir benim bölgeyle ilgili vizyonum, Türkiye ile işbirliği yaptığım, ortaklıklar kurduğum bir vizyon değil. Türkiye'ye rağmen başkalarıyla ortaklıklar kurduğum ve Türkiye'ye karşı bir Türklere karşı bir güç politikası takip ettiğim bir siyasettir. Bedeli neyse de öderiz dersiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ama bu kararlar henüz daha verilmiş değil. Biz aklın yoluna bu işin gitmesini istiyoruz. Bizim dediğimiz senaryoda hem tüm Kıbrıslılar ekonomik olarak daha büyük menfaat sağlar, hem de bölgedeki tüm ülkelerin birbirleriyle bağımlılık ilişkilerini, işbirliği ilişkilerini geliştirir ve bundan sadece Kıbrıs değil tüm bölge faydalanır. Yani bu senaryoya gitmek varken bu 50 yılda bitip tükenmeyen bu Türk-Rum kavgasını devam ettirmek bizce gerçekten çok yanlış bir seçim olur. Bunu zaten başından kategorik olarak Rum liderin elinin tersiyle reddetmesi gerekirdi. Yani ben bunu Türklerle birlikte yapacağım, birbirimizin hak ve çıkarlarına saygılı bir şekilde yapacağım diyerek tüm adımlarını atması gerekirdi. Ve ne kadar acıdır? Ne diyor bize? Diyor ki, biz diyor Kıbrıs Cumhuriyeti değil miyiz? Biz Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bunu çıkartacağız. Kıbrıslı Türklere ait olan kısmı, onların adına ben bir banka hesabı açarım. Hani insanlar böyle çocuklarına açar ya banka hesabı. Öyle bir banka hesabı açarım. Orada biriktiririm. Ve onlar benimle anlaşmaya geldiği zaman ve bu anlaşma olur, o zaman onların kullanımına veririm. Yani dersiniz ya böyle çocuğunuza, bak sen böyle uslu davranırsan, derslerine çalışırsan sana bu hediyeyi alacağım. Aynı şekilde bizi muamele etmeye çalışan bir Rum liderle karşı karşıyayız. Yani düşünün siz, nasıl bir zihniyettir bu? Her şeyin sahibi benim. Eğer benim istediğim gibi bir anlaşma ya evet dersen, yani bir nevi rüşvet, o zaman sana işte bu senin olan payı o zaman veririm. Onun istediği gibi bir anlaşmayı kabul edersem benim olanı bana o zaman verecekmiş. Yani böyle bir zihniyetle devam etmek bizi bir yere götürmez. Onun için bunları hep değiştirmesi lazım. Sen bir şekilde masaya gelip gerçekten bu adada karşılıklı saygı temelinde,
karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde bir ortaklığı oluşturacak. O zaman bundan hem Kıbrıs hem de bütün bölge fayda sağlayacak. Ortak metne biz ne kadar bağlı kaldık diye soruyor bir izleyicimiz ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun gittiği her yerde toprak konusunu açtığını ve kışkırttığını söylüyor. Bu yönde bir... Şimdi bakın, yani herkes işte köylere gittiğinde, kahvehanelere gittiğinde bazı beyanatlar veriyor. Bunların bazılarını biz de hükümet olarak, CTP olarak, Dışişleri Bakanı olarak adını ne koyarsanız koyun eleştiriyoruz. Ama ortak açıklama orada var ve Türk tarafını bağlıyor. Resmi olan budur, masada olan budur. O ziyaretlerde herkesin ne dediği, Rum lider de bazı beyanatlar veriyor. Onlara takılıp kalmamak lazım. Herkes şu anda hem Cumhurbaşkanı hem ortak açıklamaya destek veren tüm siyasi partiler bu ortak açıklama metniyle bağlıdırlar. Ve müzakere masasında o ortak açıklama metninin lafzına veya ruhuna aykırı düşen herhangi bir pozisyonda konmadı. Konmaya çalışılsa bunun bir kere ilk başta karşısında Dışişleri Bakanlığı durur. Bizim orada müzakere sürecini takip etme yeteneğimiz var. Eğer bir sıkıntı olursa, oluşursa buna müdahale de ederiz. Geçmişte bazı gereken noktalarda müdahale ettiğimiz gibi, ortak açıklama metninin hazırlanmasında yaptığımız müdahaleler gibi. Onun için herkes rahat olsun o konuda. Ortak açıklama metni bağlayıcı olan metindir. Herkes parti ziyaretlerinde ben bunun şurasını beğendiydim, burasını beğenmediydim gibi ifadelerde bulunabilirler. Kimsenin ağzını da bağlayamayız o noktada. Evet, Aydın'ın temasları önemli Ankara'da. Onun dışında yine Kıbrıs'ta, Yunanistan'da birçok ziyaretten bahsediliyor. Dolayısıyla bu sorunun çözümü konusunda başarılı olabileceğine inanıyor musunuz? Önemli mesajlar bekliyor musunuz? Son sorumuz olsun. Meclise uğurlayacağız size sonrasında. Şimdi Sayın Ayda gerçekten hepimizde çok olumlu bir izlenim yarattı. Son derece bilgili. Bu tip konularda, yani uzlaşmazlıkların çözümü konusunda engin tecrübeye sahip olan, enerjisi yüksek biri. Bölgedeki ülkeleri de çok iyi tanıyor. Onun getirdiği bir avantaj var. Dezavantaj olarak Kıbrıs konusuyla ilgili bilgi birikimi az. Bunu gidermek için de çalışıyor. Bizimle de yoğun temas içerisindedir. Ancak bunu biz Sayın Ayda atanmadan önce de dile getirdik. Dedik ki iyi bir isim bulmanız yetmez. Ona vereceğiniz görevlendirme çok önemlidir. Yani Güvenlik Konseyi ne kadar arkasındadır Sayın Ayda'nın? Nasıl bir görevlendirme verecekler kendisine? Bakın, Sayın Ayda'ya şu görevi verdi Genel Sekreter son geldiğinde. Toplantı liderler arasında, yani Anastasiades'in katılmayı reddettiği toplantıda ne olacaktı? Güç paylaşımı, yönetim, mülkiyet ve harita hariç toprak konuları birlikte ele alınacaktı. Geçmiş yakınlaşmalarla ilgili de Sayın Ayda'nın inisiyatif almasına izin verilecekti. Ve buna Türk tarafı evet dedi. Rum tarafı da görünürde ilk başta evet dedi. Fakat ondan sonra o toplantıyı bir mazeret göstererek terk ettiler. Katılmayı reddettiler. Çok anlamlıdır. Çünkü Ayda gerçekten, yani sıkıntının geçmiş yakınlaşmalarla ilgili Rumların redci tavrı olduğunu tespit etti. Rumların bu yönde kullandığı mazeretleri de ellerinden alacak bir formül üretti. Bunu tam devreye koyacağı noktada Rum lider müzakere masasını terk etti. Fakat burada eksik olan ayak nedir? Rum lider müzakere masasını terk ettiği anda ne Amerika'dan, ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, ne İngiltere'den Rum lider üzerine beklediğimiz ölçüde bir baskı gelmedi. İşte bizi şu anda endişelendiren boyutu bu meselenin bu. Neden bu baskılar gelmiyor? Amerika'da bir mazeretleri var. İşte Kasım ayında kongre seçimleri var. Herkes Yunan lobisi, Yahudi lobisine çalışmakla orada meşgul. Avrupa Birliği kendi üyesine karşı tavır almak istemiyor vesaire. Yani böyle bir sıkıntının içerisinde verilen bir diplomatik mücadelenin içerisindeyiz. Peki, teşekkür edelim size. Son sözlerinizi alalım. Ne olur Kıbrıslılara mesajınız kuzeye ve güneye ve böyle noktalayalım. Yani ben burada her ne kadar da durum zor olsa bile
şunun altını çizmek istiyorum. Geçmişte de çok zor dönemleri yaşadık, gördük. Hatta daha zorlarını yaşadık. Yani bir Anan planının, Rumların hayır dediği bir dönemden çıktık ve 33 tane yakınlaşma kağıdı ve bilahareden ortak açıklamaları ürettik. Bir S-300 krizi vardı, atlattık. Mülkiyet davaları ile ilgili üzerimize kabus gibi çöken dönemleri geride bıraktık. Bunu da geride bırakacağız. Yeter ki biz kapsamlı çözüme olan inancımızı yitirmeyelim. Yegane alternatifin aslında bu olduğu konusundaki irademizi muhafaza edelim. Dünyaya verdiğimiz mesajı bu yönde muhafaza edelim ve Kıbrıslı Türklerin gerçek iradesinin ne olduğu konusunda herhangi birinin şüphe içine girmesine vesile olmayalım. Enerjimizi kaybetmeyelim. Dünyaya açılan, dünyaya dönük yüzümüzü daima muhafaza edelim ve daha üst noktalara taşıyalım. Eğer bunları yapabilirsek, kendi içimizde elbette fikir ayrılıkları olacak, demokrasinin gereğidir bu. Hepimizin hemfikir olması gerekmez. Ben yani durup burada işte Texas olun vesaire retorikleri yapacak değilim. Böyle olacak değil. Ama bu çözüm yönündeki irademizi, altına imza attığımız belgelerin arkasındaki samimiyetimizi muhafaza ettiğimiz sürece biz mutlaka bu krizi de aşacağız. Peki, teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Evet, Dışişleri Bakanı Sayın Hüsnü Nami'ydi. Bugünkü stüdyo konuğumuz, yarın yeniden birlikte olacağız. Gün içerisinde de haber saatinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Radyo Gazetesi.